Bir sözcükle anlatılabilecek, önce yanlış yaptım, ne yaptım? Önce soru kökünü okumam lazım değil mi? Evet. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde dolaylama yoktur? Dolaylama. Yoktur diyor değil mi? Tamam. Yok. Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı veya olayı birden fazla sözcükle anlatmaya dolaylama denirmiş. Ve dolaylama yoktur diyor hangisine? Tamam. Bugün 3 gol yedi file bekçisi. File bekçisi yerine kaleci diyebilirdi. Çok güzel. Goalkeeper. Evet, güzel. Ankara bu olaya çok sert çıktı. Ankara. Bu Kasım. Evet, bu güzel bir çeldirici olmuş. Bu çeldirici bir Kasım. Evet, güzel bir... Derya kuzuları pazardaki yerini aldı. Derya kuzusu yerine işte ot diyebilirsin. Ne bileyim, balık diyebilirsin. Evet, derya deniz ya. Derya. Oradaki kuzular balık. Balık, evet. Haftaya? Minik serçeyi dinleyeceğiz. Yani haftaya Sezen Aksu konserine gidiyormuşuz. Evet. Sezen Aksu diyoruz. Evet. Yeditepe şehrin... Şehirde uyuduk bugün. Yeditepe'li şehir İstanbul'da uyumuşuz. Evet, Yeditepe'li şehir neresi arkadaşlar? İstanbul. Altını çizdiğim sözcükler arkadaşlar ne yapıyor? Bunları karşılıyor. Karşılıyor. Değil mi arkadaşlar? Ankara, güzel Ankara. Peki bir şey söyleyeceğim. Seni görmek ister her bahtı kara. Buyurun. Peki, Ankara'da biliyorsun, hı-hı, askerlik falan. Evet. Ankara bu olaya çok sert çıktı. Buradaki... Ankara hocam. Ne var? Bu Ankara mı yoksa meclisi mi? Meclis. Ankara meclisi. Ya da işte... Onun da başka bir ismi vardı, onu unuttum. Neydi biliyor musun? Neydi? Ankara değil, Ankara'daki meclis. Yani ad aktarması değil. Ad aktarması. İşte bu şıkkı koyarsak... Ordu falan. İşte ya, bu şıkkı koyarsak herkesin kafası karışacak. Gökhan da kafası karışmış olacak. Cevabımız arkadaşlar Bursa. Tamam, burada ad aktarması var. Dolaylama yoktur. Dolaylama bir sözcük. Mesela kaleci yerine file bekçi dedim. Balık yerine derya kuş dedim. Sezen Aksu yerine minik serçe, İstanbul yerine Yeditepe'li şehir dedim. Güzel. Aldım değiştim. Evet. Arkadaşlar ikinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş seslilik yani sesteş özelliği bulunmaz? Kız bana doğru baktı. Kız. Şimdi hocam bir cinsiyet olan kız var. Evet, yazalım. Bir de sinir, stres, evet, kızmak. Cinsiyet, kızmak eğilimi var değil eylem mi? Var. Kızmak eğilimi var değil mi? Güzel. 100 lira, 100. Evet, bir doğru. Face to face, evet, var. Bir yüzme surat var değil mi? Surat. Bir surat var. Eylem var. Bir de sayı var değil mi? Sayı var. Güzel. Yanakları al duruyordu. Var mı? Al. Var. Ne var al'da? Hocam al rengimiz var ya. Al bayrağı. Yani bir renk, başka ne var? Kırmızı olan. Bir de al var hocam. Almak vermek değil mi? O zaman eylem diyeceğiz değil mi? Eylem. Yani parantez içinde, hı-hı, almak fiili var. Güzel. Tabağı hemen bitirdi. Şimdi bir dakika. Dur. O kalsın. Peki. Bugün güzel bir çay yüzmek için kullanılan dere mere var ya, dere çok güzel çay. Bir içmelik çay var, Karadeniz çayı. İçtiğimiz çay değil mi? Hı-hı. İçtiğimiz çay. Bir de ne var arkadaşlar? Akarsu olan, dere olan, dere karışımı olan çay var. Şimdi beni değişik, nasıl cevap değişik onu biliyorum ama evet, bitirdi biraz kafamı kurcaladı. Evet. Bitirdi, neden kafamı kurcaladı? Evet. Çünkü tabağın içindekini bitirirsin sen. Tabağı bitirmezsin. İşte Gökhan işte ya, az önce de söyledim, bir önceki soruda söyledim ya. Hı-hı. Kafa karıştıran sorular sorduğumuz zaman Gökhan böyle tam bir şeye emin olamıyor. Çünkü tabağı hemen bitirmiş. Bu da aynı şey oldu. Tabağı bitirmedi. Tabağın yapanı mı hemen bitiriyordu? Tabağın içindeki mi yemeği yemekleri bitirdi? Ama o zaman ne oldu? Bu eş sesli mi oldu yoksa ad aktarması mı? Ad aktarması mı? Bak, bu da ad aktarması. Artık Gökhan'ın ad aktarmasını unutması mümkün değil arkadaşlar. Sınava girdiğinde çok iyi yapacak. De arkadaşlar, sanırım anladık. Evet. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bu. De. Burada ad aktarımız, diğerlerinde sesli sözcükler mevcut. Aldım. Soru 3. Hangisinde işte ad aktarması Gökhan'ın en sevdiği konu arkadaşlar. Bakalım Gökhan bu soruyu. Tabağını bitir öyle kalk. Tabak yap, yapıştır. Evet arkadaşlar. Ad aktarması. Evet, birazcık kolay oldu değil mi? Sezai Karakoç okumalı insan. Sezai Karakoç'u değil, Sezai Karakoç'un kitaplarını okumalı insan. Peki burada ad aktarması vardır mı yoksa yoktur? Yoktur olmasın. Yoktur olacak. Yoktur. Evet. Burada da ad aktarması var. Vardır değil arkadaşlar bu. Gökhan kalemini alalım. Ben hocam siyahla onu karar. Vardır, evet, yok edelim. Onu bir yok edelim böyle. Ad aktarması yoktur. Yok. O zaman şöyle hepsini yuvarlak için alırsak henüz daha şıkkın hangisi olduğunu bilmiyoruz. Gökhan bunu sana yap. Tabağını bitir öyle kalk. Ne olacak bu? Tabağı değil de... Tabağın içindeki yemeği. Evet. Buradaki tabağı değil de yemek değil mi? Yemek. O zaman burada ne oldu? Sezai Karakoç okumalıysan Sezai Karakoç'u gidip okuyamazsın. Sezai Karakoç bir insan evladı. Evet, ne yaparsın? Şiirlerini, evet, şiirleri ne yaparsın? Evet. Sezai Karakoç'un şiirleri ad aktarması dedik. Evet. İzmirli gençler toplantıya katıldı.
İzmirli gençler. Bu olur bir dakika. Bu kalsın. İşte bak. Kalsın. Harikayız. Kalsın. Çok güzel sorular. Annem kalktı ve sobayı yaktı. Şimdi annem sobayı yakmaz. Annem sobanın içini yakar. Evet, sobanın içindeki odunlar değil odunlar mi? Odunlar yanar. Ya da kömür değil mi? Soba olduğu gibi durur. Evet, soba kömür yanmaz. Var. Yani o zaman sobayı yakma, içindeki odun ve kömürler. Bu da ad aktarması mevcut. Batı bu konuda çok duyarsız. Batı derken Batı'nın insanları. Ya da Batı ülkeleri değil Batı mi? Batı ülkeleri, Batı'nın insanları. Ülkeleri ya da insanlar değil evet. mi arkadaşlar? O zaman burada da ad aktarması var. Gökhan bu olayı çok iyi anlamış durumda. Evet. Peki burada, arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Yok. Eğer şurada peki Gökhan şöyle desek. İzmirli gençler toplantıya katıldı. Burada ad aktarması yok. İzmir bu, toplantıya katıldı deseydik. Ya da İzmirli kişiler. Çok İzmirli kişi dediğin zaman iş bozuluyor. Ya da İzmirli gençler dediğin zaman bozuluyor. Ama İzmir toplantıya katıldı dersek... İzmir'de yaşayan yönetim olabilirdi. Ama burada söz konusu ve çarpı koyayım da bari başka bir şey çeviremedik. Çok karıştı burası. Hocam ben sana bir yeşil vereyim. Evet. Sen yeşille oraya bir, böyle bir yuvarla. Arkadaşlar cevabımız C. Tamam. Diğerlerinde ad aktarması var. Tamam. İşte bir şeyler anlatmaya çalışırken bazı şeyleri de şey yapabiliyoruz, kaçırabiliyoruz. Bayağı kalın bir şey. Kalın bir yemeş. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Kağıtta paradan kısmıyoruz. Kısmıyoruz, helal olsun. Helal olsun. Kanal olarak paradan kaçmıyoruz. Evet, helal olsun. Buradan Raşit Hoca'ya selamlar. Evet. Kendisini tebrik hocam, ediyorum. Hocam ay başı da geldi bu arada. Evet, bu arada onu da şey yapalım. Evet. Aşağıdaki cümle hangisinde? Hangi kanal? İkilemeli oluşturan sözcükler. Tek başlarına kullanılmaz. Ne demek tek başlarına kullanılmaz? Hocam işte bahçede iri elmalar vardır. İri iri elma. Şimdi ama tek başlarına kullanılamaz ne demek? O zaman iki tane... Tek başına kullanıldığında bir anda mı? İkisi de... Bir dakika şöyle yazacaktım yanlış ayrı bir çizgi yazdım. İkisi de ne olacak Gökhan? Anlamsız olmayacak mı sence? Evet. İki tane ikileme de anlamsız olacak. Hı. Bahçede iri iri elma. İri iri ikisi anlamlı değil mi? Evet anlamlı. Evet i̇kisi anlamlı. Evet, çok güzel işte bakalım anlamlı bu gitti. Eski püskü eşyaları getirir. Bu eski kullanılabilir, püskü kullanılmaz. Evet, eski anlamlı ama bize diyor ki çocuklar tek başlarına kullanmaz. İkilemeleri olursa çocuklar. Yani ikisini de kastediyor. Anlamlı püskü anlamsız değil mi püskü? Tamam. C bugün tüm ıvır zıvır ne varsa attım. At gitsin hepsi. Arkadaşlar Gökhan ıvır da zıvır da anlamsız. Biz aslında cevabımız bu. Hı. Ama bakalım. Akşam para mara isteme bende. Para. Evet, para zaten Gökhan'ın ilgilendiği bir şey. Anlamlı. Parayı severim. Mara. A. Anlamsız. Evet. Acaba yalan. Şöyle bak, efektle üstümden para atabilir mi böyle değil mi? Videoya burada paralar atıyorum bir şey. Neyse evet. Yalan yanlış işlere bulaştırma beni. Evet, yalan. Yalan. Anlamlı. Yanlış da anlamlı. Evet anlamlı. Peki bize bu şık çeldirici değil mi? Ama biz onu sormuyor ki. İkilemeli olursan sözcükler tek başına kullanılmaz. İkisi daha de anlamsız olacak. Ivır ve zıvır anlamsız olacaktır. Cevabımız bu yüzden C'ye olacaktır arkadaşlar. Dedik. Evet aldım. Bu parçadaki altı çizgi sözle anlatılmak istenen nedir diyor. İkinci yeni sanatçıları ve saf şiirciler sıradan şiirleri alt üst etmişlerdir. Yeni bir... Bak sıradan şiir ne yapmış? Alt üst etmiş. Ne yapmış? Hocam, bu parçada alt üst etmişler nedir? Yenilikçiliği, objektifliği, evrenselliği... Ya, ne o alt... Yerlilik. Yerellik ya da. Yerellik. Evet, yerel. Alt üst etmiştir, mahvetmiştir anlamında kullanmamız gerekmiyor muydu? İkinci yeni sanatçıları ve saf şiirciler sıradan şiirleri alt üst etmişlerdir. Alt üst etmişlerdir dedi. Onları ne yapmıştır? Yenilik. He, onları ne yapmıştır? Evet. Onlar arkadaşlar yok edip ortaya yeni bir şey çıkarmışlardır. Kimler? İkinci yeniciler ve saf şiirciler. Diğer sıradan bak. Sıradanı zaten sen yok edersen yeni bir şey ortaya çıkarmaz mısın? Evet. O yüzden bunların yenilikçi olduğunu alt üst ifadesinden yakalayacağız. Tamam. Alt üst aslında yok etmek gibi ifadesi var ama cümledeki anlamına dikkat edeceğiz. Güzel. Soru 6. Yukarıdaki altı çizgi sözde sanatçının hangi özelliği vurgulanmış? Bazı sanatçılar geçmişten bir şeyler alır. Bazı sanatçılar ise eserlerine kendi damgasını vururlar. Geçmişe hiç bakmadan ve herhangi bir yazardan esinlenmeden ve ondan bir şeyler almadan kendi başına yazar. Evet. Özgünlük ne arkadaşlar? Kendi damgasını vurmak değil mi? Sadece yani aslında özgü kendisine ait, kendisine özgü değil mi? Kendin özgü yani. Buradaki ifade zaten kendi şekli, kendi şemali. Evet. Yani adama bakıyorsun belli zaten o olduğu. Anladık diye düşünüyorum. Yedinci soru arkadaşlar.
Nurullah Ataç. Abdi İpekçi için pirinç tanesi üzerine yazı yazar ve okutur demiştir. Hı hı. Nurullah Ataç'ın bu sözüyle ilgili olarak vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisi? Hı hı. Pirinç tanesi üzerine yazı yazar ve okutur. Pirinç çok ufak değil mi? Hı hı. Onun üzerine yazı yazıyor ve aynı zamanda onu okutuyor. Bu ne demek? Ufacık bir şey bulsa bir yerlere bir şeyler yazıyor. Hocam, o anlamda. Bu aslında ne biliyor musunuz? Bu her konu hakkında bir yorum sahibi oldu. Evet. En ufak konularda bile yorum yapabildiğini ve aynı zamanda onunla etkileyebildiğini gösterir. Güzel, peki. Bakalım mı? Buyur. İşlediği her konuyu ayrıntılarıyla verdi. Şimdi bakın, işlediği her konu kafası kafa karıştırır ve ayrıntı ifadesini nereden anlayacağız? Hı hı. Şimdi yazır ve okutur. Buradaki okutur ve yazarı bu biraz çeldirici. Dursun. Tamam. En küçük konularda bakın işte buradaki aradığımız şey bu. Hı hı. Şimdi pirinç dediği zaman buradaki pirinci ufak evet, olarak algılayacağız ya. O yüzden bu küçüğü yakalamamız gerekiyor. Tamam. Yukarıdaki yanlış değil ama tam olarak karşılamıyor. Buna dikkat edeceğiz. En küçük konularda dahi ilgi çekecek yazılar kaleme aldı. Cevabımız bu. Tamam. Her alanda ustalaştı. Olamaz. Anlatımdan önce konu önemli. Buna da ulaşamayız. Kitap yazmanın önemine vurgu yaptı. Arkadaşlar en önemli şey pirinç tanesi üzerine yazı yazması ne demek biliyor musunuz? Küçücük bakın en küçük konularda dahi ilgi çekecek yazılar. Buradaki pirincin ufak olması özelliğinden bağlantı kuracağız. Demiştim ya önceki Tartus videolarda. Ondan yapmak. Hatta olması. Gökhan demiştim ya matematiğe benzetin diye. Evet. Buradaki kavramı başka bir kavramla eş tutun, yakın anlam bağlantı kurun ve cevabı o şekilde yapın arkadaşlar. Cevabımız Bursa olmuş olacak. Biz matematiği burada mı kullanmıştık ya? Şimdi bak hem ortaokulda hem liseye çekiyoruz ya. Evet, ortaokuldaydı. Evet. Evet, o da ortaokuldaydı. Tamam. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır arkadaşlar? Deyim açıklamasıyla birlikte olmayacak. Okuldaki öğrencilere tepeden bakıyor, onları... Küçümsemek. Ne tepeden bakmak? Küçümsemek. Küçümsemek. Aa gitti. Yaşlı adam duymuyordu. Duymuyordu. Kulağı sanki duvar olmuş. Evet, kulağı duvar olması durumu arkadaşlar. Duymamak zaten. Bize dilinin ucuyla teklifte bulundu. İçten söylemediğine eminim. Bir şey içten söylemiyorsa dilin ucuyla söylemesi. Odadan konuşulanlara kulak kabarttı. Sessizce dinledi değil mi? O gitti. Ayşe'nin etekleri zil çalıyordu. Çok da heyecanlıydı. Bu da var. Zil çalmak, heyecanlanmak. Aynı şey değil mi? Zil çalmak ne arkadaşım? Sevinmek değil mi? Tamam, sevinmek, heyecanlanmak. Aynı şey mi? Sen heyecanlandığın zaman sevinmez misin? Evet. Sevindiğin zaman heyecanlanmaz mısın? Her heyecanlı olduğun zaman sevinir misin? Bak, sevinmez değil mi? Bak. Kendisi. Arkadaşlar burada aslında etekleri tutuşmak desek ne olur biliyor musun Gökhan? Etekleri tutuşmak desek soru baga girer. Evet, telaşlı olur. Anladım. Tamam. Ama etekleri zil çalmak, sevinmek, sevinçli olmak ama heyecanlı ifadesi sevinmek tamamen aynı anlamı karşılamıyor ve açıklaması olarak nitelendirmediğimiz için cevabı Edirne yapmış. Cevap Edirne dedik evet. Ve bitirdik değil mi? Kesinlikle. Evet. Bu konular burada sona ermiş oldu. Bitti. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gökhan'a soruyu pas atmadan önce şöyle söyleyeyim. Şimdi sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafı çekiyoruz arkadaşlar lisede. Sözcükte anlam bitti. Cümlede anlam ve paragraf kısmını çekeceğiz. Soruların artık gördüyseniz birazcık da artık soruları ne yapıyoruz? Zorlaştırıyoruz. Yavaş yavaş zorlaştırıyoruz. Sizin sorularınız varsa muhakkak bize atın. Biz bunları arkadaşlar elimizden geldiği kadar çözeceğiz ve ayrıyeten sizden gelen sorular adı altında da yayınlayacağız. Bu saatlik yani bu derslik anlatacaklarımız ve söyleyeceklerimiz bu kadar.